Last Scout TV'den hepinize merhaba. Kocaeli Spor deplasmanda Balıkesir Spor'u 2-1 mağlup etti ve galibiyet hasretine son verdi. E, programa başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapayım. E, kanalıma abone olup e, videolarıma like atmayı unutmazsanız sevinirim. Yani Kocaeli Spor Balıkesir deplasmanda zor da olsa galip gelmeyi başardı. Yani yine 90. dakikada bir acemice penaltı yaptırdık. Yani yine 3 puan gidiyordu az kalsın. İsmet sağ olsun kurtardı penaltıyı. i̇çerideki Balıkesir maçında da penaltı çıkarmıştı. İsmet'i de tebrik ediyoruz. Şöyle başlamak istiyorum. Ee, takımın üzerinde uzun süredir galip gelememenin bir stresi, bir baskısı vardı. Ya bu maçlara tabii ki olumsuz yansıyordum. Ya bu galibiyet o açıdan çok önemliydi. Özellikle geçen haftaki Bolu Spor maçındaki kadar çok pozisyon üretemedik mesela. O kadar baskı kuramadık rakibe o maçta yenilmiştik. Bu maçta daha kötü oynadık ama yendik. Ama bu her zaman olmaz tabii ki. İyi futbol her zaman uzun vadede başarıyı getirir. Dediğim gibi bu galibiyetle bu baskıyı kırdığımızı düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarda takım daha rahat oynayacaktır. O baskıyı özellerinden attıkları için. Bence sahaya çıkan 11'de birkaç tane yanlış tercih vardı. Hoca da bunu gördü. Zaten e, hamleler yaptı ona göre. Mesela Mehmet tek ön liberoda çok kötü bir performans gösteriyor. Geçen hafta bolu maçında da çok iyi değildi. Bu maçta da iyi değildi. Zaten ikinci yarıda Mehmet Taş çıkarıp mancayı aldı. Ve orta saha daha dirençli hale geldi. Mehmet Taş e, özellikle ileri top atmada da sıkıntı yaşıyor. Genelde aldığı topu geri veriyor. E, Mancek özellikle ilk attığımız gole dikkat edin Sağdan Mehmet Yılmaz ortaladı Benhur kafayı vurdu gol attı Mehmet Yılmaz'a topu getiren Defans'tan topu alıp Rakip ceza alanına taşıyan Mancek'ti Mancek sağ Mehmet Yılmaz'a bıraktı Mehmet Yılmaz da ortaladı Benhur kafayı vurdu gol attı Mesela Mehmet Taş bunu yapmazdı Alırdı topu defans'tan Hiç ileri doğru e, bir driplik atmazdı Orta sağdan Direkt alırdı stopene geri verirdi aldığı gibi Özellikle tek önlü barada. Eldeki oyuncular arasında oynatabileceğiniz en iyi alternatif Mancek. Yani tek ön libero da açık söyleyeyim Omolo bile Mehmet Taş'tan daha iyi oynar. Tek ön libero da diyorum bakın çift ön libero da demiyorum. O yüzden hocanın bu Mehmet Taş'la başlama tercihi yanlıştı. Dediğim gibi hoca da gördü bunu devre arasında değiştirdi zaten. Atilla Turan tercihi de çok yanlıştı tabii ki. Yani Kerem Can'ın nasıl oynadığını çok bilmiyoruz. Ee, çok fazla forma şansı bulmadık Hocaeli Spor'da. Ona da bir şans verse onu da görsek ama Atilla Turan kadar kötü oynayabileceğini düşünmüyorum ya Atilla Turan her maç takımı. Atilla Turan bu maçta da kötü mesela ilk yediğimiz gole gelelim İlk yediğimiz golde pozisyona bakarsanız bize göre sağ taraftan sol tarafa doğru bir top atılıyor uzun top Atilla Turan kendi adamını tutmuyor başka bir adam tutuyor dikkat ederseniz Berkay da alan markajı yapıyor orada bir adamla birebir oynamıyor. Arkaya doğru top atıldığında arkada Atilla Turan'ın etmesi gereken adam boşta. Atilla Turan başka bir adam mark ediyor. Arka taraf boşta olduğu için ve dolayısıyla Berkay da boşta olduğu için alanı bırakıp adama doğru hareketleniyor. Atilla Turan markaj yaptığı adamı bırakıp topa doğru hareketleniyor. Berkay da topa hareketleniyor. Atilla Turan'ın ilk başta marka ettiği adam bomboş. İçeri doğru gidiyor. Kaleciden dönen topu tamamlıyor. Şimdi Atilla Turan, e, marke ettiği adamı bırakmasaydı da Berkay hareketlendi zaten o tarafa doğru. Sen yine adamını kovalamaya devam etseydin, o kaleciden dönen topu uzaklaştıracaktın belki. Gol olmayacaktı. Yani burada Berkay'da mı hata var? Atilla Turan'da mı? E, bence Atilla Turan'da var. Çünkü arkada boşta duran bir adama atılan uzun topta, Birebir markaj yapmayan bir defans oyuncusunun ona doğru hareketlenmesi en doğrusu. Zaten birini marke eden birebir de Atilla Turan gibi birinin kendi adamını bırakıp da o tarafa hareketlenmesi yanlış. Dediğim gibi Berkay zaten orada alan markajı yapıyor. Bir adam tutmuyor. Top atıldı. Oraya hareketlendi. Çünkü adam boşta orada. Atilla Turan da içeri doğru hareket Yani markette adamı bırakıp topa doğru gidiyor. Yani markette adam kaleciden dönen topu tamamlıyor. Gol. Hatalar sinsilesi. Ya yani yine Atilla Turan'ın hatası. Bak bunu rakipler çözmüş. Mehmet hocam. Mehmet Altıparmak hocam. Rakipler bizi çözmüş artık. Bizim zayıf karnımız sol tarafımız. Atilla Turan tarafı. Hep oradan atak yapıyorlar. Dikkat edin. Atakların yoğunluğuna dikkat edin. Isaritaları falan oluyor. Bilmiyorum birincilikteki istatistiklerde de çıkıyor mu? Ya bakın bütün maçlarda hep bizim sol tarafımızdan yüklenmişler. Çünkü çözmüş artık rakipler. En zayıf halkanın üzerinden yükleniyorlar. Ya biz de o zayıf halkayı sürekli sahaya sürüyoruz. Yani bu Atilla Turan sevdası nereden geliyor? Ben bunu çözemedim. Yine Atilla Turan'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Ya bu takımda niye bütün duran topları Atilla Turan kullanıyor? Ben bunu hala çözemedim. Bütün frikikleri Atilla kullanıyor. Sağdan korner olsun, soldan korner olsun Atilla kullanıyor. Bütün duran topları Atilla Turan kullanıyor ya. Şampiyonlar ligini bırakıp gelmiş, Kolovos'un elinden topu alıyor, freekick kullanıyor geçen bolu maçında. Ya bu maçta da Kolovos'un elinden topu alıp korner atıyor, korneri direkt avut atıyor. Ya akıl alacak gibi değil. Hocam. Ben... <laughs> ya... Ya böyle sürekli aynı şeyleri aynı şeyleri konuşmaktan ben sıkılıyorum. Ee, kaç programdır bunu söylüyorum. Ben belki 10 maç önce de bunu söylüyordum. Hala bunu söylüyorum bu adama. Ya ilk başın tamam şunu söyleyeyim. Madem bu adam o kadar iyi. Bütün frikikleri, bütün kornelleri kullanıyor. Kaç tane asisti, kaç tane golü var abi? Biz e, bu sezon 24. hafta oldu. 24 haftada bir tane frikikten gol attık mı ya? Ben hatırlamıyorum. Attık mı? At. Attıksak bunu bir hatırlatsın bana yorumlarda. Ben cidden hatırlamıyorum yani. Frikik'ten golümüz yok bizim 24. hafta itibariyle. 10-12 hafta, hafta, sonra ligler bitecek. 30... 35 hafta biz 36 hafta boyunca dedikler. 36 hafta bir tane frikikten gol atmadan sezonu bitireceğiz. Çünkü bütün frikikler Atilla Turan attı. Ya arkadaş buna bir çözüm bulun abi ya. Ya mübarek sen hacı mısın bütün topların peşine gidiyorsun. Ya her duran top peşine gidiyorsun. Şampiyonlar liginden gelmiş adamın elinden top alıyorsun. Freekick kullanmaya, korner kullanmaya kalkıyorsun. Bu ne özgüven ya? Hacı misin sen ya? Kaç tane golün var abi kariyerin boyunca frikikten? Kaç tane var ya? Ya bir takımın penaltıcısı, frikikçisi, kornercisi bellidir ya. Harbiden Mustafa Reşit Akçay olsun, Mehmet Altıparmak olsun, Frikikçi, Kornerci olarak Atilla Turan'ı belirlediler? Ya o yüzden mi o gidiyor sürekli? Yoksa kafasına göre mi gidiyor? Buna bir çözüm bulun abi. Profesyonel takım birincilikte, süperlikte böyle olmaz bu işler. Bazen süperlik takımlarında da görüyorum adamlar sen atacağım ben atacağım kavgası yapıyorlar takım arkadaşı içinde. Böyle olmaz ya. yeni transfer Babakar'ın da ilk maçında golle tanışması güzel oldu. Onun için bir moral olmuştur. Yani bundan sonraki haftalar için daha özgüvenli oynayabilir. Ben zaten Babakar'ın yedek başlamasına pek anlam veremedim. Samet Ali niye oynattı? He, Samet Ali ile başladı hocam. Ya hocam Samet Samet Ali ya bir pozisyon var. Akıllara zarar gerçekten ya. Mutlak galibiyetle ayrılmak istediğim bir maç. Sağdan geliyorsun. Solda Benhur boş. Herkes gördü, sen de gördün de arkadan gelen adamı göremedin ya. Ya o kadar rahat bir pozisyonda Benhura top çıkaramadın adamın önüne attın adam uzaklaştırdı. Yani bu kadar mutlak galibiyet gereken her şeyin yani her golün önemli olduğu maçta ya bu kadar basit hatalar yapılmaz ya. Yani Adana Spor'dan geldi Samet Ali. Yani Adana Spor taraftarları e, transfer açıklandığında bize dediler ki e, geçmiş olsun dediler. E, saç başı olarsınız dediler. O kadar söyleyeyim dediler. Ya gerçekten de daha birinci ikinci maçta saç başı olmaya başladık. Yani yapacak bir şey yok. Almışlar artık. Bir buçuk senede sözleşme imzalamışlar. Yine sağ Mehmet Yılmaz'a döneceğim. Ya ben uzun yıllardır Kocaeli Spor'da orta açmayı bilen bir sağ geldiğini hatırlamıyorum. Bayağı uzun bir zamandır. Gerçekten özlemişiz ya. Ya bir bek oyuncusu böyle orta açar abi. Bak mesela geçen hafta e, Samet Ali'nin altı pastan kafayla kalecinin üstünden hiç anladığı top. %100 gol pozisyonu. Onu da mesela Mehmet Yılmaz açtı ortayı orada atsa golü. Bu maçta da bir iki asisti var. Adam iki maçta üç asist yapacaktı. Sağ bek oyuncusu. İşte bek dediğim böyle olur abi ya. Orta açmayı bilmeyen bek olur mu? Atilla Turan'ı kaç tane? Atilla Turan'ı hücumcu bek diye aldılar. İleri gidiyor gidiyor. Orta açıyor mu açamıyor mu belli değil. Dik başından beri kaç tane ortası golü oldu abi adamın. Ya Mehmet Yılmaz iki maçta yaptı işte bir maçta. Abi bek oyuncusu dediğim böyle olur ya. ya ve bunu Manisa FK'dan aldık. Bak gözümüzün önündeymiş adam değil mi? Ya sıkat mıkat var yani gözümüzün önünde de iyi oyuncular var burnumuzun dibinde. Biz de aynı takımda aynı ligde oynayan. Bu Manisa FK geçen yıl da biz de aynı ligdeydi. Onunla iki defa maç yaptık hatta. Bu sene de aynı ligde. Bak bu takımın sağ tam bizim aradığımız sağ bekmiş. Orta açmayı biliyormuş bunun sağ Değil mi? Ya bunun gibi başka mevkiler içinde oyuncular vardır. Yani ya, tuhaf tuhaf adamlar alınıyor ben anlamıyorum mesela. Mesela başka bu geçmişte aldığımız oyuncular için Atilla Turan için de çok iyi bir sol bekleyen var mıydı taraftarda ilk transfer edildiğinde? Yani geçen yıl küme düşmüş Ankara Gücü'nden Korcan'la Atilla Turan aldık. Bak Ankara Gücü Korcan'la Atilla Turan'ı gönderdi bu sene şampiyonluğu oynuyor ya. Yani o iki futbolcuyla bize küme düşmeye oynuyoruz. Yani bu Korcan Atilla Turan acaba bize kaç puan kaybettirdiler? Ya bunun ilk başından beri bütün maçları inceleyip aslında bir hesabını yapmak lazım. O kadar puanımız olsa acaba biz şu an Ankara gücünün üzerinde miydik? Bu futbolcuları bize gönderen. Ama bir de böyle düşünmek lazım ya. E başka bir konuya geleceğim şimdi. Hocanın 8 numara için bir çözüm bulması lazım. Kolovos 8'de oynatırsanız hücuma katkısı azalıyor. Defansa da katkısı az oluyor çünkü e, hücum oyuncu. Yani bunun orijini on numara bir oyuncu olduğu için e, rakip ataklarda adam adamını kovalamıyor rakibini. 10 numaralar genelde rakibini kovalamaz bırakır gider. Hücum yaparken daha çok efor sarf etmeyi severler hücum oyuncuları. E, Dino mesela istisna. Mesela Dino uzun zamandır oynamıyor tamam taraftar tepkili. Bizim de tepkimiz var ama oynadığı zamanı hatırlayın. Ben bu Dino'nun 90. dakikada geriye doğru depar atıp e, rakibini kovaladığını hatırlıyorum ya. Defansa yardım ettiğini hatırlıyorum. 90 dakika hiçbir şey yapmayan oyuncular vardı sahada ya. Daha birinci dakikada koşmayan adam vardı. Bu adam biraz da bu yüzden sakatlandı. Çok efor sarf etmeden. Arkadaşları hiç koşmuyorken adam 90. dakikada geriye doğru adam kovaladı. Yani hiçbir hoca dememiştir ki bu Dino'ya geriye kadar adam kovala diye. Santrafor adamın, adamın görevi gol atmak. ileride bekler yani. O yüzden yani Kolovos'un da geriye doğru adam kovalama şeyi düşük. Yapmıyor fazla. O yüzden e, bunu 10 numarada değerlendirmek hücuma daha katkı sağlayan bir durum olur ama işte biz inatla biz bu sene 25 transfer yaptık arkadaşlar. 25 transferin içinde bir tane bile 8 numara oyuncusu almamışız. Bir tane bile almamışız. Yani bu nasıl bir akıl tutulması ben anlamıyorum. Ee, çünkü çok büyük bir eksik. Bakın arkadaşlar elimizdeki orta saha oyuncuları ya defansif 6 numara ya da ofansif 10 numara. 8 numara pozisyonunun özelliği ise yani o pozisyonda oynaması gereken oyuncunun özellikleri arasında oyunu çift yönlü oynayabiliyor olması gerekir. 8 numaranın 10 numara oyunu çift yönlü oynamaz 6 numara da oyunu çift yönlü oynamaz tek yönlü oynar. 6 defansif oynar, 10 ofansif oynar. Siz bunlardan birinden 8 e, numara devşirmeye çalışıyorsunuz. Bir taraf hep eksik kalıyor maçta. Yani oraya 10 numaralı bir oyuncu devşirseniz 8'e, e, defansif yönünüz zayıf kalıyor. Geriye doğru adam kovalamıyor. E, pozisyon almayı bilmiyor defansta. 6 numaradan devşirseniz o sefer ileri çıkmıyor. İleri hücuma katkı sağlamıyor. Hücumda eksik kalıyorsun. Daha az gol atıyorsun, daha az pozisyona giriyorsun. Anlatabiliyor muyum? Oyunu çift yönlü oynayan bir 8 numara hem hücumda hem defansta. Yani oyunu çift yönlü oynayacak bir oyuncu 25 transfer içinde niye bir tane bile almadık? Bu kimin fikriydi bunu almamak bu şekilde? Hadi geçmişte bunu yapmadınız sezon başında. Yani devre arasında niye almadınız? Mehmet Altıparmak parmak e, takımın başına geldiğinde açıklama yapıldı. Öde yönetim ve hoca tarafından 2 tane 8 numara alınacak denildi. Niye alınmadı iki tane? İki taneye geçtim bir tane bile niye alınmadı? Bulunamadı mı? Abi onu geçmek lazım. Hadi Türkiye'de bulamadın. Dünyanın hiçbir ülkesinde mi bulamadın ya? Dünyanın hiçbir ülkesinde bulamaman mümkün değil. Hadi alınacak adam boşta adam bulamadın ya kirala ya. Yarım sezon kirala illaki bulursun ya. Bir 8 numara bulursun. 6 numaranın veya 10 numaranın orada oynamasından iyidir yani. Dediğim gibi kimi koyarsan koy e, oyunda bir tarafın hep eksik kalıyor. Bir sezonda 25 transfer yapmak da nasıl bir başka bir akıl tutulması? Gerçekten 25 transfer nedir ya? Ya yani 25 transfer yaptık, küme düşme potasındayız. Ne kadar çok transfer yaparsanız o kadar başarılı olmuyorsunuz ligde. E gördünüz. Şu an biz transfer şampiyonuyuz Dikte bizden fazla Türkiye'de hatta dünyadaki bütün takımlar arasında bir sezonda 25 tane transfer yapmışız. Var mı bizim gibi bilmiyorum. 25 transfer yapmışız. Ama küme düşme potasındayız. Yani bu da şuna geliyor. Ne kadar çok transfer yaparsanız o kadar çok başarı sağlanmıyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir kayda yok. Ama iyi şeyler de var. Mehmet Yılmaz çok iyi transfer. İnşallah uzun süreli bir mukavele yapılmıştır. Yani sağ bekimizde uzun süre problem yaşamayız olduğu sürece gibi görünüyor. Baktığımızda Reşat Hakan bir de iyi transfer. Ama Reşat... Ee, gelişim aşamasında bir futbolcu. Gelişimini daha tamamlamamış. Dolayısıyla e, takım oyununda daha çok bireysel oynuyor. Bunu biraz takım oyununa yönlendirebilirse hocalar, bu gelişim sürecini tamamlattırırsa e, daha olgun, e, daha iyi bir futbolcu olabilir. Yani daha çok faydalı olabilir Kocaeli Spor'a. Önümüzdeki haftayı bay geçeceğiz, maçımız yok. Ee, bir sonraki hafta Tuzla deplasmanı, ardından İstanbul deplasmanı, üst üste iki deplasmanımız var. O yüzden önümüzdeki hafta maç olmadığı için program yapmayacağız. Ya belki genel bir değerlendirme için yönetimsel transferler, testleşme tesisleşme vesaire gibi belki bir program yapabiliriz. Onu bilgilendirmesini yaparım ben Twitter'dan ve YouTube kanalından. Sevgili sevgili Laskat TV izleyicileri bu programda sonuna geldik. Hepiniz hoşçakalın.